Vaktin varsa seninle biraz konuşmak istiyorum. Özge ile ilgili ise dinlemek istemiyorum. Hayır, onunla ilgili değil. Peki o zaman. Bahçeye çıkalım mı? Hı hı. Şuraya bak ya. Bir de ben tarafsızım diyor. Bariz Gamze'nin yanında. Kıyamıyor Gamze'sini. Laf aramızda ben de sana kıyamıyorum Özge. Yeni doğmuş bir bebek gibisin. Kıyılır mı sana hiç? Ulan ben senin seni var ya. Tamam kızım sakin ol ya. Geç lan şuraya. Evet. Çık ya. Bahçe çıkalım mı? Oo. Oktay Bey'den izin aldınız mı Şirek Efendi? Ayıp oluyor ama civciv. Bırak ya. Hadi. Ne dedim şimdi ben ya? Hadi yürü sen de. Hadi. Oğlum yürüsene. Neyin var Gamze? Bir iki gündür çok durgunsun. Yok bir şeyim ya. Bana anlatabilirsin. Biliyorsun anlaşmamız var. Bir sorunumuz olduğunda birbirimize yardımcı olacaktık. Ya bu kavga meselesi canımı biraz sıktı o kadar. Açmayacak mısın? Numarayı tanımıyorum. Bu kadar ısrarlı çaldırdığına göre arayan seni tanıyor olmalı. Hadi aç şu telefonu. Gamze lütfen kapama. Seninle konuşmamız lazım lütfen. İnan fazla vaktini almayacağım. Gamze beni duyuyor musun? Alo. Alo. Yanlış numara. Bak Gamze. Aç şunu ya. Yine yanlış arıyor. Ver bir de ben konuşayım şununla. Yok, kapat. Canını sıkan şeyin çözümü basit. Rıza'nın gönlünü almak kolay. Özge ile birbirinizden özür dileyeceksiniz. Olay kapanacak. O kadar basitti. O kız olay çıkartmak için yaratılmış. Yapma Gamze. Tamam biraz sinirli olabilir ama 10 numara kızdır Özge. Bir konuşsanız. Kimseyle konuşmak istemiyorum Oktay. Peki. Kantine gidelim mi? Ben burada kalacağım, sen git. Alo. Safet, okul çıkışında buluşalım. Tamam, Dila Kafe'de buluşalım. Dila Kafe olmaz. Bizi kimsenin görmesini istemiyorum. Tamam. Benim bildiğim bir kafe var. Orada buluşuruz. Neresi? Tamam bulurum. Görüşürüz.